Ee, devam edelim bakalım gündemimize. Şimdi e, Beyoğlu Kültür e, yolunda konuştuk. Şu e, tekrar İngiltere'ye gidelim. Şu İngiltere'de e, ilginç bir tartışma var abi. Haftada dört gün çalışma evet. e, meselesi. Değil mi? İlginç bir konu yani. Ben, ben çok savunuyorum bunu. Ben yıllardan beri yazıyorum. Dört gün çalışma haftası e, konsepti başladı İngiltere'de. Altı ay sürecek bu ve... 70'ten fazla şirket katılıyor buna. 3300 çalışanıyla başlıyor ve bir pilot uygulama bu İngiltere'de. Dediğim gibi 70'ten fazla şirket var, 3300 çalışanı var. Haftanın Nordik, 4 gün çalışacaklar, 3 gün tatil yapacaklar. Nordik ülkelerde de başladı. Evet, İskandinav şeyde de başladı. Aynı İskandinav ülkelerinde de başladı. Şimdi bak ben bunu çok savunuyorum ve pandemiden sonra daha da savunmaya başladım. Şimdi artık üretim bakımından robotik Üretimin arttığı, insanların artık hı hı. sosyal medyayla, iletişim teknolojileriyle birbirlerine de çok daha fazla temas kurdukları ve uçak seyahatlerinin şunun bunun dünyayı küçülttüğü bir dönemde yaşıyoruz. Artık insanlar sadece çalışmak için dünyaya gelen varlıklar olarak görmüyorlar kendilerini. Yani insanca yaşamanın şartlarından biri aynı zamanda eğlenebilmek. Boş tamam. zamanlarını güzel geçirebilmek. Doğru. Ama bu sadece insan hakkı olarak görmüyorum ben bunu. Aynı zamanda ekonomiler için müthiş bir canlılık kaynağı olarak görüyorum. Şimdi haftada beş gün çalışıyoruz biz. Ben çocukluğumda haftada altı gün. Doğru. cumartesi eğitimden yarım, yarım gün Eğitimden cumartesi. beş güne geçtiğimizde, var. beş günün eğitime geçtiğimizde ben hayatımda okuma bakımından, sinemaya gitme bakımından nasıl değişiklikler olduğunu yaşadım. Çalışmada da böyle. 5 gün çalışıyordum. 6 gün mü okula gidiyordunuz o zaman? 6 gündü ya tabii 6 gündü. Mi? Tabii tabii 6 gündü. Ondan sonra şimdi bu insanlara da 4 gün 8 saat yerine 9 saat çalıştırırsın günde. Zaten 5. günün 5. günün yarısını oradan kazandırırsın. Ama bunu yaptığın zaman o insanlara üç günlüğüne kampa gider, sırt çantasını alır, bisikletinle bir yere gider, arkadaş ziyaretleri yapar, konserlere gider. Bunların hepsi ekonomiyi canlandıracak şeylerdir. Ekonomi ama Elon Musk senin gibi düşünmüyor. Berlin'deki merkeze ve Amerika'daki merkeze şey yaptı. Haftanın pandemiden sonra insanlar evinden çalışıyor ya. Haftanın 40 saati eğer çalışmayacaksanız sizi istifa etmiş sayıyorum dedi. Yani 8 saate günde 8 saatten 5 gün çalışmak zorundasınız 40 saat diye söyledi. Hmm. Bir de tabi bu İngiltere'de şimdi bu de, dene, deniyorlar tabi bu meseleyi. Ama senin dediğin gibi 4 gün çalışıp üç gün tatil yapmayacaklar. İki gün çalışacak insanlar iki gün tatil yapacaklar. İki ya gün bunun, çalışıp iki gün tatil bunun yapacaklar. modalitesini bulurlar ama bence bunun daha mantıklısı 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapmaktır ki o da insana <laughs> mobilite imkanı verir. Yani bir yerden ya üç günü ne buradan kalkıp Atina'ya gidip gelebilirsin yani. Ne bileyim buradan kalkıp Antalya'ya gidip gelebilirsin üç gün tatil için. O bakımdan bu iç turizmi de can. Türkiye büyük long, bir ülke. Long şey Hayır yani. Türkiye büyük bir ülke. Bu büyük ülkede senin komşuların da üç gün olduğu zaman komşulardan buraya da bir sürü şey olur yani. Bence Türkiye'nin en çok yararlanacak ülkelerden biri Türkiye olabilir bu konuda. Abi kusura bakma bizim yatmaya değil, çalışma ihtiyacımız var. Çalışalım. Ya çalışacaksın gene kardeşim. Ya ama yani 3 gün yatalım oradan oraya gezelim bilmem ne falan filan. Hele ki bu ekonomide nasıl yapacağız bunu ya? Sen, ha bunu sen ya? hala 19. Ekonomide... yüzyılın çalışma erdemleri <laughs> ya ve şeyi var kafanda etik çalışalım olarak yani. abi, yani. Bak, çalışalım Çalışalım iyi abi. Günde 15 saat çalışıyorlar 7 gün çalışalım. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. E, İngiltere bunu tartışıyor bakalım. E, Avrupa İngiltere asıl öyle... şeyi tartışıyor. Kraliçeyi şimdi. Yani. Kraliçeyi tartışıyor ya. Gördün mü şeyi? 4 gün süren böyle e, jübile e, evet, diyorlar ona. Evet. E, ve o e, jübilede de 96 yaşında kraliçe e, tahta 70. yılını dolduran. Ama ilk... en güzel espri neydi biliyor musun? Neydi? Prens Charles vasiyetinde bütün varlığını annesine bırakmış. Kraliçeye bırakmış. 96 yaşında kraliçe Prens Charles da 70, 70 yaşında. Yani kadar. orada kimse sıralı, sıralı ölüm beklemiyor. Kimse... tamam mı? Kraliçeye sıra hiç gelmeyecek. Hiç gelmeyecek. Kraliçe orada... Orada kalacak herhalde. 2. İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in 4 e, gün süren tahttaki 70. yıl kutlamalı törenleri e, devam etti valla. Platin jübile diyorlar abi. 25 yılını dolduran hükümdara gümüş, 40 yıl için rugby, 50 yıl için altın, 60 yıl, yıl için elmas, 65 yıl için safir jübile deniyormuş. Bu 70'i deviren ilk <laughs> şey oldu. Ama çok enteresan değil mi abi? Ben bunların bu kraliyet kültürü ve sadece Londra, İngiltere'yi kapsamıyor bu. Bütün e, Britanya 14 ülkenin evet. 14 ülkenin devletinin başı. Tabi. Ve o 14 ülkenin tamamında bu e, şey yapılıyor. Jübile e, yapılıyor işte. Güzel ama ülkenin bir geleneği olarak evet söylüyorum. Ben çok enteresan. Ben, benim hoşuma gidiyor. Yalnız bir şey dikkatimi çekti benim. Şimdi Kraliçe'nin bu tür törenlerinde ben en çok şeyi merak ederim. ...konserler olur. Hı hı. Konserler kraliçe evet. için. Bundan öncekinde mesela müthişti bir şey. Konser. Yanılmıyorsam... E, e, ...Paul McCartney'ler, gruplar katıldılar. Bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu falan. Bu sefer baktım... ...ne Beatles'dan bir üye vardı... ...ne Rolling Stones vardı... ...ne o 1960 beat kültürünü yaratan İngiltere'de... Hı hı. ...yani Brit rock denilen, rock yaratan eskilerden... Aşağı yukarı kimse yoktu, sadece solistler vardı. Elton John vardı mesela. Evet. Ee, ondan sonra, ee, halbuki yani Britanya'da 70 yılı kutluyorsan, ben mutlaka orada bir Rolling Stones, bir Paul McCartney'le şeyi, bir Animals'ı tekrar toplanmış vaziyette, ne bileyim ben, hatta Pink Floyd bile, Aha. ne bileyim, birleştirilirdi kraliçe için falan, anladın Doğru. mı? Onlar da mı sıkıldı artık mesela <laughs> ya ama yok ama, yok onlar yok. hala ya hala konserleri onlar dolduruyor. Hayır şeyden diyor Kraliçe meselesinden artık kraliçeden. Onların şey çoğuna süre unvanı verdi ama biliyorsun. Tabii ya. aynen süre ee, verdi. onlardan bir tek işte e, altın on vardı. Şimdi e, görüntü ekrana e, geliyor Prince William ve e, Kate Middleton'ın en küçük çocukları Louis de şey yapmadı. Bütün e, şey boyunca tören boyunca işte annesini e, rahat bırakmadı. Bak böyle kaprisler yapıyor. Annesinin ağzını kapatıyor. Sosyal medyada e, ve İngiltere basınında o kadar fazla yazıldı çizildi ki bu mesele <laughs> tabii ki yani kraliyete e, yakışıyor. Aferin musun? şımarık <laughs> Aynen, oğlan. Bak, tam şımarık olan <laughs> en küçük, en olan. E, Kate Middleton'da. Bunun babaannesi dayanaydı değil mi? Tabii baba, babaanne tabii. Babaanne baba <laughs> Diana. Evet. Babaanne Diana. Ee, baba zaten abi, şey olacak. Var. E, taht sırasında ikinci sırada. Kate Middleton'da işte yakın zamanda kraliçe olacaktır herhalde. şeyden baba dolayı. kral olunca o da kraliçe, yani, kraliçe oluyor? oluyor yani. Niye kraliçe şeyin oluyor. kraliçenin kocası kral mı? E kral, kral tabii öyleydi. Öyle midir tabii. Şimdi e, öyle olacak. Krali geleceğin e, kraliçesi olarak ya, bakılıyor bilmiyorum aile yani. Yani, yani, yani o, sırada... bence, bence en küçüğü olabilir. En küçük. Çünkü <laughs> ana kraliçe bence daha iki nesil gider arada ben sana söyleyeyim. <laughs> Yapabilirler vallahi bilemiyorum yani.